En çok sevdiğim yerler buraları oldu böyle. Hani böyle bir yerel hatana. Yoldan bir tane teyze geçiyor. Ben pencerenin yanında bir video çektiğim için en alt katta. Teyze bana böyle bakıyor. Ben böyleyim. Sorry, sorry teyze, sorry. Diyecek ki Allah akıl fikir versin bu gençlik nereye gidiyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine mükemmel bir video çekeceğiz. Hazırsanız tabii ki de başlayacağız. Bugünkü videomuz BTS'in yeni bir şeyi çıkmış. Artık yeni bir şey diyorum çünkü isminden sanki böyle şarkı değilmiş gibi geliyor. Bana açıklarsınız ne bu? Dance Company diyor hemen, performed by. Bir sanat filminin ya da bir sanat dansı bir şeyinin sergilenmesi şu an. Black Swan biliyorsunuz, böyle bir film de vardı hatta. Aferin, performed by MN Dance Company. Neyse, hazırsanız bunu dinleyeceğiz, bunu izleyeceğiz, bakalım nasıl bir şeymiş. Çünkü hiçbir fikrim yok, bana izler misin abi diye mesaj atanlarınız oldu. O yüzden şu an böyle hiç araştırmadan direkt buraya giriyorum. Ama geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Sonra videoyu beğenip yorum yaparsanız ve beni de Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Ne olur bunları yapın artık, yeter bir 15 bin olalım. Alt yazılarını da açtım, bakalım nasıl bir şeyse. 3, 2, 1... Come on girl. Come on. Dum dum dum, şu bir gittin artık. Cenaze merasiminde çalınacak yazısı. A dancer dies twice. Dansçı iki kere ölürmüş. Or when they stop dancing. Dans etmeyi bıraktığında bir de diyor ki dear first diyor, daha acılı olurmuş onların. Şu an hızlı okuyamadığım için geçti. Şu an bu insanlar ne yapıyorlar, böyle yürüyorlar. Şimdi benim anladığım kadarıyla Black Swan'ın dansını yapacaklar bunlar. Ben öyle bir şey hissettim yani. Yani adından öyle anladım. Ya da yanlış mı anladım bilmiyorum. Yalnız, oha! Bir tarafı kırık gibi, gördünüz mü? Bakın şimdi şuraya kadar bir duralım. O adamı gördünüz mü bilmiyorum. Zaten göreceksiniz ama yine de böyle bir suda yansıma şeklinde çekmeleri çok güzel olmuş. Yani iki taraftan da izleyebiliyorsunuz. Farklı bir bakış açısı falan oluyor. Ama adamın kemikleri yok gibiydi. Memeniz böyle yapınca Tarkan'ın oynama şıkıdımına benzedi ama. Gerçekten kemikleri yok gibiydi. O yandakiler de böyle karaman kıyafetler giymişler. Demek ki bu dark konsepte, hani önceki Suga'nın trailerını da öyle demiştik ya, dark konseptli olacak diye Shadow. O yüzden belki de böyle bir bağlantısı vardır. Emin de değilim şu an çünkü çok böyle araştırma yapmadan geldim. Daha sonra hiç araştırma yapmadım. Direkt açtım videoyu izliyorum şu an. O yüzden şu kafamdaki kirliliği, bilgi kirliliğini temizlerseniz çok mutlu olurum. Devam. O adam gerçekten oha oha oha. Ben böyle şeylerden çok nefret ederim. Çok korkarım da. Bir tarafa kırılacakmış gibi geliyor. Burası boş bir alışveriş merkezi mi yoksa yapılmış da boşaltılmış bir alışveriş merkezi, nasıl bir yerde çekmişler ben anlamadım. Niye böyle bir atmosfer var? Şimdi o adamın kesinlikle çok iyi bir dansçı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunu yapması bile bence büyük bir başarı. Bazıları böyle ters çevirip kolunu şeyden sokuyorlar ya. Öyle insanlara hayranım ama izlemekten gerçekten çok korkuyorum öyle insanları. Çünkü beni bir ürpertiyorlar o yaptıkları yetenekli şeyler. Böyle Allah Allah diyorum, şimdi bir şey olacak, koluna bacağına çıkacak falan. O yüzden yani bu videoda büyük ihtimalle BTS'i göremeyeceğiz. Ama niye BTS? Do your thing, do your thing with me now. Tamam ya, bu şey şarkı işte dediğim gibi dans edecekler. Artık Black Swan şarkı mı olacak bilmiyorum, nasıl piyasaya süreceklerse. O gerçekten böyle bir hani idol gibi bir şey olacağını düşünüyor. Şu an o çıplak adamın daha baş olduğunu, diğerlerinin de artık backup dancer falan olduğunu düşünüyorum. Oo, hepsi basıyorlar, basın üstünü, öldür onu. No longer make my heart vibrate. Then like this maybe how I die first. Adam bir şey söyleyeyim mi? Şu pozisyonu göstermek istemezdim ama şurada göreceksiniz. Böyle durup nasıl dans edebiliyor ya? Çok yetenekli insanlar bulmuş bir git yani, buradan tebrik ediyorum. Normalde biliyorsunuz dans videolarına tepki çekiyorum. Aslında çekmiştim böyle kanalımda, çok olmasa da birkaç tane var. Çok da severek izliyorum ben çünkü dans eden insanlara böyle her videomda söylüyorum ama ayrı bir hayranlığım var.
Gerçekten kendini bu konuda geliştirmiş insanlar beni çok etkiliyor. Yani herkesin sevdiği bir alan vardır ya, ben de gerçekten dansı çok seviyorum. Ve şu an şu adama böyle acayip bir şekilde bakıyorum. Yani gerçekten yetenek. Jump deyince adamın üstünden atlamaları. Crying out a silent cry. Ocean with all silence shut. My wandering. Kelimin bu kısmı Jimin söylüyor. Yani BTS'in şarkısında bunlar dans etmişler, dans video diye dans videosu yayınlamışlar. Tabii ki de güzel bir şey. Yani böyle videolar yayınlasınlar daha fazla. Ama BTS'in şeyini yaptıkları için tabii ki de çok güzel bir strateji, bir kit, güzel izlenme alacaktır diye düşünüyorum bu video. Çocuğa şuradan bakınca Kaya'ya benzettim, vardı ya EXO'da. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Oradan bakınca direkt öyle oldu. Siyah giymelerinin bence bir sebebi var. Videoda da söylediğim gibi. Yani bu konsepti daha da böyle pekiştirmek istiyorlar ve hepsini bence birbirine bağlamak istiyorlar. Yani videolar, trailerlar, işte ondan sonra şarkılar, türküler neyse. Bunların hepsinin böyle bir hikaye öyküsü gibi, işte giriş, gelişme, sonuç gibi olacağını düşünüyorum artık. Bence daha da böyle heyecanlandırmaya çalışıyorlar. Bayağı güzel ama baştaki söz beni öldürdü. Devam. Çok konuşuyorum çünkü konuşacağım. Videoyu konuşmaya geldim. Bana önce... Ama şunu söylemem, şarkıda çok fazla böyle bir sesleri titriyor gibi geliyor bana. Yani biraz farklı gibi sesleri. Yani böyle biraz şey kullanmışlar. Stüdyoda farklılaştırmışlar biraz seslerini. Yani çünkü saf bir ses duymuyorum. Biraz böyle oynamışlar çocukların sesleriyle. Bu şey anlamda değil. Azıcık böyle farklılaşmış sesleri stüdyoda yani. Onu demek istiyorum. Öf. Niye böyle şey yaptıysam, işte kullanmışlar bir şey. Niye açıklayamadıysam ben de bugün. Devam. Such as like let my own feet carry in the deepest depth. Bu biraz böyle slowly I'm in my workroom, in my studio. Oha, şarkıda full böyle İngilizce, şuraya kadar bayağı İngilizce söylüyorlar. I saw myself. Ondan sonra üyeler diye, üyeler de İngilizce söylüyorlar. Bu da güzel bir şey. Yani çünkü biliyorsunuz yani RM çok güzel İngilizce konuşuyor. Ama onun dışındaki üyeler de tabii ki de çapıl bir şeyler söyleyebiliyorlar veya bir şeyler biliyorlar. Ama şarkı söylerken bunu kullanmaları da hoşuma gitti. Yani bir zamanlar böyle bir BTS'in Amerika'ya açılma serüveni vardı. Bence hala devam ediyor o serüven. O yüzden bu da buna bir güzel bir destek. Yani İngilizce şarkı çıkarmak Türkiye'de de öyledir, yani yurt dışına açılmak istiyorsan İngilizce şarkı çıkarmalısın psikolojisi eski zamanlardan beri devam eder bu Türkçe pop şarkılarında. Bu da güzel bir şey yapmışlar. Yani zaten K-pop'ta çok İngilizce kelimeler kullanılıyor ama bu şarkı daha yoğunluklu İngilizce olmuş. Yani bilmem, baştaki Korece yaptılarsa bile ben videoyu odaklamaktan dinleyememişim. Tamam, Korece de söylüyorlar. Tamam. Ama İngilizce biraz daha yoğunlukta. Adam yalnız bir tarafı kırık baca. Oha, çıkık gibi. Yani size söyleyeyim, bu dansı yapabilmen için böyle göbeğinin başının, yani tabii ki de yaparsın. Normal göbekli insana ben de yapabilirim bu dansı ama çok estetik duracağını düşünmüyorum. Düşünsenize ben böyle. Biraz şu göbeğimi eritmem lazım herhalde bunu yapabilmem için. Ama yani adam çok iyi dans ediyor. Adını bana yazarsınız biliyorsanız eğer, bu dans eden adamın. Yine birine dansını, videosunu beğendik. Allah'ım yarabbim. Bir kere de beğenme Veysel. Bir kere de bir şeyi beğenme. Devam. Gerçekten bazen hani bir hata bulmaya çalışıyorum bazı şeylerde. Bulamıyorum. Allah'ım, kemikleri gözüküyor. Ben böyle şeylerden nefret ediyorum işte. Böyle damardı, kemikti, bu tarz şeyler benim çok böyle hoşuma giden şeyler. Arkada EXO yazıyor sandım bir an. Şurada. EX bir şey. Oha, adam bayağı terlemiş. What's my tank? Tell me now. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani tabii ki de yan dansçıların hakkını yemeyelim. Onlar da güzel bir şey oluşturmuşlar ama o başroldeki adam, artık başrol diyeceğim ben ona. Başroldeki adam efsane. Sadece
Bu acaba arkadaki şu yazıların bir anlamı var mı? Onu çok merak ediyorum. Ne? Bowet mi? Bonnet Hungry yazıyor. Yani bu duvardaki grafiti demek istemiyorum. Bu tarz şeylerin bir anlamı var mı acaba? Artık bir kit olduğu için söz konusu ve BTS olduğu için her şeyde bir anlam arama çabamıza giriyoruz. Devam ediyoruz tekrardan. Devam. Kill me now, kill me now. Do you hear me? Beni duyuyor musun? Thinking love ne? Struggle but it's ocean floor. Everyone because eternity. Do your thing with me now. Do your thing. Oo, bak en çok sevdiğim yerler buraları oldu böyle. Hani böyle bir yerel hatana. Yolundan bir tane teyze geçiyor. Ben pencerenin yanında bir video çektiğim için en alt katta. Teyze bana böyle bakıyor. Ben böyleyim. Sorry teyze sorry. Diyecek ki Allah akıl fikir versin bu gençlik nereye gidiyor. Haklısın haklısın ama yapacak bir şey yok. Gitti zaten yol yaraladı. Beni gördükten sonra bence hızlı uzaklaştı mahalleden. Devam. Aa gözümü açmam lazım göremiyorum gülünce. Alttaki şeyler. Şu müziği bir dinler misiniz? Bayılıyorum böyle. Eskiden çok böyle klasik müzik dinleyince falan oluyordum ama şu sıralar gerçekten böyle bir taraflara dokunuyor. Kalbimizi işliyor bu müzikler. Ben burada kendi kendime bir şeyler yaparken o arada bitmiş. Neyse arkadaşlar böyle bir videoydu. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. BTS çıkacağını düşünüp BTS'in çıkmadığı için biraz bir şok geçirdim. Ama onun dışında dansçı, o başroldeki adam çok iyiydi. Diğer dansçılar da iyiydi. Hakkını yemeyelim. Onlar da güzel dans ettiler. Şarkı hoş güzeldi. Sonra işte piyanoydu, keman falan bu tarz şeyleri duyduk. Çok da hoşuma gitti. Gerçekten çok iyi, çok iyilerdi. Performansları çok iyiydi. Adamın böyle esnemeleri, gerinlemeleri falan gerçekten efsaneydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Yani şu an yani videoyu izledikten sonra anladım ki bu sadece bir dans. Yani nasıl diyeyim BTS'i göremeyeceğimizi videonun ortasına doğru anladığımda artık dedim ki tamam olsun BTS'i görmek zorunda değiliz, sadece şarkılarını da dinleyebiliriz, danslarını da, bu adamların dansını da izleyebiliriz, gerçekten güzelmiş. Neyse umarım siz de beğenip sevmişsinizdir. Abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip etmenizi çok istiyorum. Eğer bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Gerçekten ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok mutlu oluyorum. Çünkü hepinizin yorumuna cevap veriyorum ve o okuduğum yorumlar gerçekten çok güzel. Bana güzel yorumlarda bulunan herkese çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.